20 ana haberle karşınızdayız. Hafta sonu gündemini belirleyen bütün gelişmeleri paylaşmak üzere. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki teröristleri vurmaya devam ediyor. Bu kez hedefte Sinat ve Haftanin'deki terör unsurları var. Pençe 3 operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait hedefler karadan ve havadan vuruluyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyonu değerlendirdi. Akar net konuştu. Teröristlerin teslim olmaktan başka çareleri yok dedi. Bu mücadele devam edecek. Ne zamana kadar devam edecek? En son terörist etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemiz devam edecek arkadaşlarım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Pençe harekatı yeni bir safhaya geçti. Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarını yok etmek için başlatılan harekatın kapsamı genişletildi. Sinat ve Haftanin bölgelerini kapsayan alana operasyon başlatıldı. Harekata Pençe 3 adı verildi. Harekata Hava Kuvvetleri uçakları, kara havacılık unsurları, SİHA'lar, İHA'lar ve fırtına obüsleri katılıyor. Terörü kaynağında yok etme stratejisiyle yola çıkan Türkiye, operasyonla hudut güvenliğini ileri noktada sağlamayı amaçlıyor. Sinat Haftanin bölgesinde bulunan teröristlerle kullandıkları mağara ve sığınakların imha edilmesi hedefleniyor. Komuta kademesiyle Ege Ordu Komutanlığı'nı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe operasyonunu değerlendirdi. Türkiye'nin Pençe 1 harekatında 64, Pençe 2 operasyonunda 16 teröristi etkisiz hale getirdiğini vurguladı. Akar net konuştu. Teröristlerin teslim olmaktan başka çareleri yok dedi. Milli Savunma Bakanı bu yıl operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını da açıkladı. Yılbaşından bugüne kadar yapılan çalışmalar sırasında arkadaşlarım, faaliyetlerimiz artan bir şiddet ve artan bir tempoda devam ediyor. Ve bu Pençe 1 harekatı içinde 64, efendim Pençe 2'de 16 olmak üzere elebaşları dahil bunların, bu teröristlerin etkisiz hale getirildi. Ve toplamda yılbaşından bugüne kadar 1 Ocak 2019'dan itibaren bugüne kadar da toplam terörist sayısı, etkisiz hale getiren terörist sayısı 654. Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınırlarımız ötesinde kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi. Hava harekatı neticesinde ikisi kadın, 4 PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında oluşturulan Birleşik Harekat Merkezi tam kapasite çalışmalarına başladı. İlk ortak helikopter uçuşu yapıldı. Gelinen bu önemli aşamayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu. İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri gözlem noktalarına yapılan taciz ateşlerine de değinen Akar, meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanırız uyarısında bulundu. Görüşmeler sonuçlandı. Türkiye ile ABD arasında oluşturulan Birleşik Harekat Merkezi tam kapasite çalışmalarına başladı. İlk ortak helikopter uçuşu yapıldı. Birleşik Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu 14 Ağustos'ta ilk İHA uçtu. Şimdi bugün biraz önce saat 14.30'da itibaren de müşterek bir helikopter, hem Amerikalıların hem de bizim Silahlı Kuvvetler mensuplarımızın olduğu bir helikopter şu anda havada uçuşu sürdürüyor arkadaşlarım. İlk uçuş başladı. Müşterek Harekat Merkezi ile ilgili bu açıklama İzmir'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulması konusunda da bilgi verdi. Teröristler tarafından sınırımıza mücavir alanlarda yapılan tüneldir, tahkimattır, mevzidir vesaire, bunların da tahribinin başladığı bilgisini almış bulunuyoruz. Milli Savunma Bakanı, İdlib'de Türk gözlem noktalarına yapılan taciz ateşleri konusunda da rejim güçleri ve destekçilerini net bir dille uyardı. Herhangi bir şekilde bize bir saldırı olursa, bunu konuda meşru müdafaa çerçevesinde tüm haklarımızı kullanacağımızı da herkesin bilmesini istiyoruz. Hulusi Akar, bedelli askerliğe de değindi ve 20.428 başvuru alındığını bildirdi.
Hulusi Akar'ın İzmir'deki Ege Ordu Komutanlığı ziyaretine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu. Barajın bir yıl sonra su tutmaya başlayacağını söyledi. TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Yusufeli Barajı'nın tamamlandıktan sonra Türkiye'nin en büyük barajı olacağının altını çizdi ve yeni bir Yusufeli inşa ediyoruz dedi. Önce havadan, sonra yerinde inşaatı inceledi. Yetkililerden detaylı bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'de Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu. Erdoğan, incelemelerin ardından detayları TRT Haber'le paylaştı. Barajın bir yıl sonra su tutmaya başlayacağını söyledi. Ben şu anda bu eserin inşa sürecini gerçekten farklı bir heyecanla izliyorum. Burada içme suyunu elde edeceğiz. Burada elektrik enerjisini elde edeceğiz ve kullanma suyunu da burada elde edeceğiz. Böyle bir dev yatırım. Baraj Türkiye'nin kendi öz kaynaklarıyla tamamı Türk mühendisleri tarafından inşa ediliyor. Projede yaklaşık 3000 kişi vardiyalı olarak 24 saat süreyle çalışıyor. Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3. en yüksek barajı olacak. Projede sona yaklaşılıyor. 2021 yılının Nisan ayında elektrik üretimine başlanacak. Bu süreçte Yusufeli'de yeni çevresine kavuşacak. Yeni yerleşim yerinde hak sahibi olmayanların mağduriyetleri giderilecek. Yeni bir Yusufeli ilçesi inşa ediyoruz. TOKİ'nin yaptığı konutlarla bambaşka bir Yusufeli ilçesi inşallah meydana gelecek. Yusufeli halkı çok farklı bir ilçede yaşamanın zevkine bir defa ulaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Barajı'nı inceledikten sonra TRT Haber'e Doğu Akdeniz'deki son durumu değerlendirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin haklarını kimseye yedirtmeyiz diyen Erdoğan, sürecin yakından takip edildiğini söyledi. Şu anda tabii Batı'nın yaklaşım tarzı anlaşılır gibi değil. Yani bunlar bir defa uluslararası hukuka saygıları yok. Ve uluslararası hukuk içerisinde özellikle bizim Doğu Akdeniz'de haklarımızın neler olduğundan haberleri yok. Ve şu anda biz orada iki sondaj gemimiz, iki de sismik araştırma gemimizle beraber çalışmaları sürdürüyoruz. Ve bu gemilerimiz çalışmalarını sürdürürken bildiğiniz gibi silahlı kuvvetlerimiz gerek deniz gerek hava hep birlikte orada bu faaliyete katılıyorlar. Burada Kuzey Kıbrıs Türk halkının haklarını uluslararası hukuk planında ve Türkiye'nin haklarını biz kimseye yedirtmeyiz. Rize Güneysu'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinde muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyeler vardı. Milletimizi bu beceriksizlerin insafına bırakacak değiliz dedi. İstanbul'u sel bastı. Beyefendi tatilde. Daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım. Kimi şehrini sel götürürken güneşli beldelerde tatil yaptı. Kimi kimsesiz çocukları sokağa attı. İşte bakıyorsunuz Kandil'de öldürülen bir yavru, öbür yavruyu da işte belediyenin içinde hapsediyorlar. Anne kapıda ne yapıyor? Evladım verilene kadar buradan ayrılmayacağım diyor. Böyle bir siyaset anlayışını kardeşlerim biz kabul etmiyoruz. Biz milletimizi bu beceriksizlerin insafına bırakacak değiliz. Milletimiz bunların gerçek yüzünü, beceriksizliğini, açgözlülüğünü,
yağmacılığını gördükçe taşlar yerine oturmaya başlayacaktır. Bunlar hiçbir zaman yapmak için gelmemiştir. Hep yıkmanın peşinde koşmuştur. Bu arada sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor. Salı günü Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşecek. Gündem İdlib'de yaşanan gelişmeler olacak. İki lider yüz yüze görüşme öncesinde telefonla konuştu. Erdoğan, İdlib'deki saldırılar siyasi çözüm çabalarına zarar veriyor mesajını iletti. Suriye'de olanlar ve bugün sayın Putin'le de görüşmemizi yaptık. Önce telefonda konuştular, salı günü de yüz yüze görüşecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor. Gündemde İdlib'deki saldırılar ve son durum var. Max 2019 tatbikatı Rusya'nın var. Oraya Sayın Putin'in daveti nedeniyle gideceğim. Günübirlik oradaki gösterileri izleyeceğim. Ve tabii bu arada da orada ikili bazı görüşmeleri de yapacağız. Ankara, rejimin İdlib'deki saldırılarının Suriye sorununa siyasi çözüm çabalarına zarar verdiği görüşünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajı telefonda Rusya Devlet Başkanı Putin'e iletti. Ateşkesin ihlali ve saldırıların büyük bir insani krize yol açtığına dikkat çekti. Saldırıların Türkiye'nin milli güvenliğine de ciddi bir tehdit oluşturduğunun altını çizdi. Mesajlarını bir kez de Rusya'da verecek. Bütün mesele güneyde, özellikle Suriye'de. Bu sıkıntıları bir an önce aşmak ve barışın egemen olduğu bir bölge ihdas etmek. Bunun gayreti içerisindeyiz. Allah'ın izniyle bunu da başaracağız. Suriye trafiği sadece Rusya ile değil, Amerika Birleşik Devletleri ile de olacak. Erdoğan ilerleyen günlerde ABD Başkanı Trump'la telefonda görüşecek. Önümüzdeki hafta Sayın Trump'la da bunları konuşacağız. Biz artık masadayız. Konuşarak yolumuza devam edeceğiz. İki liderin görüşmesinde İdlib'deki gelişmelerin yanı sıra güvenli bölge süreci de ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarıyla devam edelim. Fahrettin Altun, Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmeyle karşı karşıya kaldığı iddialarına sert tepki gösterdi. Altun, Türkiye'nin 3 milyonun üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Mültecilerin sınır dışı edildiği iddiası saçmalıktan ibarettir dedi. Suriye! Türkiye! Suriye! Türkiye'nin açık kapı politikasını hatırlattı, 3 milyonun üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yaptığını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'deki sığınmacıların sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya olduğu iddialarına sert tepki gösterdi. Bugüne kadar 102 bin Suriyeli sığınmacıya vatandaşlık veren, savaş mağdurları için 40 milyar dolar yardım yapan Türkiye'nin mültecileri sınır dışı ettiği iddiası saçmalıktan ibarettir. Tam aksine açık kapı politikamızı uygulamayı sürdürüyoruz. Bu itibarla 2019 yılında yaklaşık 70 bin yeni sığınmacı kaydı oluşturulmuştur. Söz konusu iddialar Merkez Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Foreign Policy'deki bir haberde yer aldı. O iddialara yanıt Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Fahrettin Altun kaleme aldığı makalede sığınmacıların kayıtlı oldukları illere dönmelerini sağlayan çalışmanın sınır dışı olmadığını vurguladı. Kamu hizmetlerinin sığınmacılara kesintisiz olarak sunulabilmesi için adım atıldığını ifade etti. Türkiye'ye yönelik son iddialar uluslararası toplumun asıl meselelere odaklanamadığını ortaya koymaktadır. Yabancı hükümetler ve insan hakları kuruluşları hiçbir kusuru olmayan taraflara suç atmaya çalışacaklarına, Suriye krizinin siyasi çözümü ve düzensiz göçün temelinde yatan meselelerin ortadan kaldırılması için uluslararası işbirliğini desteklemelidir. Türkiye, Kırıkkale'deki kadın cinayetiyle sarsıldı. Emine Bulut cinayetine toplumun her kesiminden tepki yağdı. Katil zanlısı eski koca hakkında canavarca hisse tasarlayarak adam öldürme suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi. 10 yaşında bir kız çocuğu annesiydi. 38 yaşındaki Emine Bulut Kırıkkale'de eski eşi tarafından bıçakla öldürüldü. Emine Bulut 4 yıl önce ayrıldığı eşiyle arkamdaki lokantada bir araya geldi. Yanlarında kızları da vardı. Tartışma çıktı. Fedai Veran belinden çıkardığı bıçakla eski karısına saldırdı.
Cinayete toplumun her kesiminden büyük tepki yağdı. Kırıkkale'de halk meydana indi. Emine Bulut'un öldürüldüğü lokantanın önüne karanfiller bırakıldı. Anne lütfen ölme diye çığlık atan kızı adına çiçeklerle anne yazıldı. Kalabalık bir süre slogan atarak kadın cinayetlerini protesto etti. Bu nasıl bir insanlık? Bu nasıl bir vicdan? Yeter artık! Katillerin hepsine sesleniyorum buradan. Benim bacım 6 aydır mezarda yatıyor. Beni duyun buradan, dinleyin hepiniz de. Siz rahat kalmayacaksınız. Devlet var bizim arkamızda. Biz devlete sığınıyoruz. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Sözün bittiği yerdeyiz artık. Yani o kadar cinayetler duyuyorduk ama bu artık kopma noktasında olan bir şey oldu. Bir de benim tanıdığım arkadaşım, çocuklarımın arkadaşı bu Emine. Emine Bulut'un öldürülmesi birçok ilde düzenlenen gösterilerle de protesto edildi. Katil zanlısı Fedai Varan hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Emine Bulut'un kızı ise yaşadığı travmayı atlatması için psikolog gözetiminde tutuluyor. Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı davaya müdahil olacak. Milli Eğitim Bakanlığı da Emine Bulut'un kızına öğrenim hayatı boyunca yardım yapacak, sosyal ve psikolojik destek sağlayacak. Cinayeti ilişkin görüntüleri cep telefonuyla çeken kişi ise gözaltına alındı. Sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Yürekleri yakan görüntüye de erişim yasağı getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Kırıkkale'de eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına destek için harekete geçti. Bakanlık, Emine Bulut'un kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımıyla sosyal ve psikolojik destek verecek. Kırıkkale'de bakanlık rehberlik uzmanlarının da yer aldığı bir ekip oluşturulacak. Küçük kızın öğrenim hayatı boyunca ihtiyacı olan eğitim yardımıyla sosyal ve psikolojik destek bu ekip tarafından sağlanacak. Akademik, sosyal ve duygusal süreçleri yakından takip edilecek ve buna uygun şekilde destekler sunulacak. Emine Bulut'un kızı yakınlarının tercihi doğrultusunda Kırıkkale'de istediği bir okula yerleştirilecek. İlgi ve yeteneklerine uygun şekilde spor ve sanat eğitimlerine yönlendirilecek. Sayın seyirciler, Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangına dair son durumu, son bilgileri Yavuz Demir'den alacağız hemen. Yavuz. Aslında yani Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Beyköy ve Yeşilköy arasındaki ormanlık alanda çıkan yangından bahsediyoruz aslında. Maalesef kontrol altına alınabilmiş değil. Sayısız arazöz ve 5 yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor o yangına. Biz de tam yangının artık söndürüldüğü noktalardan bir tanesindeyiz. İş makinesi de burada soğutma çalışmalarına devam ediyor. Fakat yangının az önce de söylediğim gibi henüz kontrol altına alınamadığını söylemekte fayda var. Çevre illerden de destek alındı. Edirne Orman İşletme Müdürlüğü yangın için bu noktada çevre illerden, Çanakkale'den, Tekirdağ'dan ve İstanbul'dan da çeşitli destekler aldığını söylemekte fayda var. Arazözler ve yangın söndürme helikopterleri müdahale ediyor demiştik. Tabii bölgede çok sayıda da görüntülerdeki gibi iş makinesi de var. Bu iş makineleri de az önce de söylemiştik, yayını açarken de söylemiştik. Tekrar etmekte fayda var. Yangının söndürüldüğü noktalarda tekrar parlama olmaması için iş makineleri bu noktalarda soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Ancak şunu söylemekte fayda var. Etkili müdahale sayesinde yangın büyük ölçüde durdurulmuş durumda. Yani artık yangın ilerlemiyor diyebiliriz. Ancak altını çizmekte fayda var. Bu nokta biraz üzücü ama söylemekte fayda var. İzleyicilerimize paylaşalım. Henüz kontrol altına alınabilmiş değil maalesef. Tabii yakıtı biten araçlar görüntülerdeki iş makinesinde olduğu gibi az sonra alt tarafta bir yakıt tankeri var. Oraya gidecek ve yakıtını alacak. Tekrardan buradaki soğutma çalışmalarına devam edecek. Bizim de hemen kenarında bulunduğumuz noktada iş makineleri, daha çok iş makineleri görev alıyor ve sonrasında da soğutma çalışmalarına devam ediyor efendim. Hemen kameramızın sağında kalıyor ama tepenin arkasında kaldığı için gösteremiyoruz. O bölgede de itfaiye ekipleri, yangın söndürme ekipleri halen etkin müdahaleye devam ediyor diyelim ve herhangi bir gelişme olduğunda bizim burada olduğumuzu söyleyerek sözü size aktaralım.
Kütahya ve İzmir'de 3 yerde orman yangını çıktı. Yangınların hepsi kontrol altına alındı. Kütahya'nın Gediz ilçesinde 10 hektar alanda etkili olan yangını söndürmek için ekipler yoğun çaba harcadı. Yangın 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. İzmir'in Gaziemir ilçesindeki yangına da 3 helikopter ve 6 arazözle müdahale edildi. Beydağ ilçesindeki yangınsa makilik alanda çıktı. 2 helikopter çevredeki göletlerden su alarak alevlere müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Uşak'ın Banaz ilçesi yakınlarında çıkan orman yangını da kısmen kontrol altında. Samsun'da 2 kişinin hayatına mal olan sağanak yağış ve sel tarım alanlarından iş yerlerine kadar pek çok noktayı etkiledi. Salıpazarı ve Terme ilçelerinde onlarca kişi mahsur kaldı. Terme'de 17 kişi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter tarafından film gibi bir operasyonla kurtarıldı. Görüntüler sel felaketine uğrayan Samsun'un Terme ilçesindeki kurtarma operasyonundan. Sağanak yüzünden mahsur kalan 17 kişi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle tahliye edildi. Milli Savunma Bakanlığı tahliye görüntüsünü paylaştı. 17 kişi tek tek helikoptere alınarak mahsur kaldıkları yerden tahliye edildi. Kurtarılanlar arasında bölgede mahsur kalan bir köpek de vardı. Samsun'da metrekareye 140 kilogram yağış düşmesi sonucu hayat felç oldu. Salıpazarı ve Terme ilçelerinde dereler taştı. Yollar göle döndü, köprüler yıkıldı. Salıpazarı ilçesinde yaşanan şiddetli yağış sonrasında bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan fındık bahçeleri de zarar gördü. Bulunduğumuz bu bahçe tamamen sular altında kaldı. İki ilçede çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar suyun tahliyesi için çalıştı. Biz artık ona yardım bekleyin devletten. Bizde yapacak bir şeyimiz kalmadı. Bu üçüncü oldu. Biz ne yapacağız bilmiyorum. Tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda selden etkilendi. Bölgede etkili olan şiddetli yağış fındık hasatı için gelen tarım işçilerini de etkiledi. Çadırları kullanılamaz hale geldiği için geceyi Salıpazarı kapalı spor salonunda geçirdiler. Biz akşama doğru burada çadırlardan çıktık, buraya getirdik. İşte malzemeler falan ıslanmasın diye hepimiz spor salonuna geldik. Sel ve heyelan sonucu hayatlarını kaybeden iki kişinin cenazeleri ise toprağa verildi. Bölgede hasar tespit çalışması başlatılacak. İstanbul Bağcılar'da kolonlarında hasar tespit edilen bitişik iki bina boşaltıldı sayın seyirciler. Fatih Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Yıldırım Apartmanı'nın alt katındaki iş yerinde tadilat sırasında hasar oluştuğu belirlendi. Olay yerine giden belediye ekibi binanın kolonlarının zarar gördüğünü tespit etti. Yapılan incelemede yan taraftaki 5 katlı başka bir binada da hasar oluştuğu belirlendi. İçinde 40 daire ve 2 dükkanın bulunduğu 2 bina tahliye edildikten sonra mühürlendi. Kalacak yeri olmayan bina sakinleri çevrede bulunan otellere yerleştirildi. Bazıları ise yakınlarının yanına gitti. Binaların durumuna ekiplerin detaylı incelemesinin ardından hazırlanacak rapor sonrası karar verilecek. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde obruk oluştu sayın seyirciler. Sivrihisar'da bir arazide 7 metre çapında obruk meydana geldi. Obruğun derinliğinin 17 metre olduğu belirlendi. İçi suyla dolan obruğun etrafı güvenlik için arazi sahibi tarafından taşlarla çevrildi. Bölgede ilk kez görülen obruk halkta endişe yarattı. Diyarbakır'da polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis şehit oldu, 4 polis yaralandı. Dicle ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı polis aracı kale üst bölgesine dönüşü sırasında şarampole yuvarlandı. Kazada 2 polis şehit oldu, 4 polis yaralandı. Yaralı polisler helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Şehit polislerden Ali Uçar için Diyarbakır Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde bir tören düzenlendi. Törene şehidin silah arkadaşlarıyla mülki ve askeri erkan katıldı. Şehit polisin naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi. Muğla'da balayından dönen damat
bir gün sonra kazada can verdi. Minibüs beklediği durakta hayatını kaybeden damadın cenazesinde gözyaşı vardı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Evet efendim, alkışlıyoruz lütfen. Hep beraber alkışlıyoruz. Mustafa ve Havva Kabaca Muğla'da güzel bir düğünle evleneli bir hafta olmuştu. Genç çift balayına çıktı. Dönüşten sadece bir gün sonra damat Mustafa Kabaca dolmuş beklediği durakta talihsiz bir kazada yaşamını yitirdi. Muğla Fethiye Karayolu'ndaki kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Mustafa Kabaca'nın Seydi Kemer'deki cenazesine kaza anında yanında olup yara almadan kurtulan eşi Havva Kabaca ve aile yakınları katıldı. Talihsiz kazadan geriye ise henüz kaydedilmiş bu mutluluk görüntüleri kaldı. Uşak'ta motosiklet kazasında ölen Umut Özbey, 5 hastaya umut oldu. Umut Özbey'in organları 4 ilde nakil bekleyen hastalara nakledildi. Uşak'ta 37 yaşındaki Umut Özbey, 15 Ağustos'ta motosiklet kazasında ağır yaralandı. Tedavi altına alınan Özbey'in beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organlarını bağışladığı Özbey, nakil bekleyen 5 hastaya umut oldu. Hastamızın kalbi, karaciğeri, akciğerleri ve böbreği alındı. Kalbi Akdeniz Üniversitesi'ne gitti, Antalya'ya gitti. Akciğerleri İstanbul Koşu Yol Hastanesi'ne gitti. Karaciğeri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne gitti. Böbrekleri ise bir tanesi İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti. Diğer için de çalışmalar sürüyor. Organlar Antalya ve İstanbul'a hava yoluyla, İzmir'e ise karayoluyla ulaştırıldı. Organlar aynı gün hastalara nakledildi. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nın düzenlediği yemekte konuşuyor canlı yayınlı ekranlarınızda. Bu güzel yaz akşamında sizlerle beraber olmaktan duyduğum bahtiyarlığı öncelikle ifade etmek istiyorum. Bizleri bir araya getiren, hasret gidermemize vesile olan il başkanlığımıza, Sayın Başkan ve ekibine teşekkür ediyorum. Bugün açılışını yaptığımız eserlerin bir kez daha Rize'mize ve tüm Rizelilere hayırlı olmasını diliyor. Hizmetlerin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sözlerimin hemen başında 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na verdikleri güçlü destek için sizlerin şahsında tüm hemşehrilerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rize daha önceki tüm seçimlerde olduğu gibi yine bizi yalnız bırakmadı. Belediye başkanlığında %74 gibi rekor bir oyla Rizeli kardeşlerim bir kez daha iradesine, geleceğine, şehrine sahip çıktı. Ahde vefaları, kadir şinaslıkları için her bir Rizeli hemşehrime buradan teşekkürü bir borç biliyorum. Bilhassa bu tarihi başarıda çok büyük emeği, alın teri olduğunu bildiğim siz teşkilat mensuplarımıza şahsım, partim adına özellikle şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerden önce Milliyetçi Hareket Partisi Rize'de kendi belediye başkan adaylarını geri çekerek partimizin adayını destekleme kararı almıştı. Cumhur İttifakı olarak MHP ile diğer pek çok ilimizde olduğu gibi Rize'de de dayanışma içinde hareket ettik. Sayın Devlet Bahçeli ile 15 Temmuz ihanetinin ardından 7 Ağustos tarihinde Yeni Kapı'da başlattığımız yakın işbirliğini 31 Mart seçimlerinde çok daha ileri taşıdık. İçeriden ve dışarıdan gelen nifak girişimlerine rağmen Yeni Kapı ruhunu diri tutmayı başardık. Bu süreçte sadece saldırıları savuşturmadık. Aynı zamanda siyasi tarihimizin
en köklü reformlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de yine MHP ile birlikte imza attık. CHP bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına koltuk değnekliği yaparken biz milli iradenin önündeki engelleri kaldırdık. CHP'nin başındaki zat kontrollü darbe iftirasıyla milletin zaferine leke sürerken biz devletimizi FETÖ'cü alçakların elinden kurtardık. FETÖ virüsünün toplum ve devlet bünyemizden temizlenmesinde MHP ile işbirliğimizin önemli payı bulunuyor. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı aradan geçen süre zarfında Türkiye'nin bekasının, Türk demokrasisinin, milletimizin istikbal ve istiklalinin garantörü olmuştur. Türkiye ortak paydasının şekillendirdiği bu güzel birlikteliği inşallah daha da güçlendireceğiz. Milletimizin müşterek değerleri çerçevesinde yine milletimizin çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Gezi olaylarından itibaren ardı ardına yaşadığımız hadiseler Türkiye'yi ve Türk milletini bekleyen tehlikeleri ortaya koymuştur. Ülkemiz Suriye'den Irak'a, Ege'den Akdeniz'e, terörden enerjiye kadar iç ve dış politikada siyasi tarihinin en kritik mücadelelerini vermektedir. Sorumluluk sahibi hiç kimse bu tehditler karşısında kayıtlı kalamaz. Böyle bir dönemde hiç kimse kendi çıkarlarını milletin maslahatının önüne koyamaz. Böyle bir dönemde hiç kimse kendi ikbali, kendi siyasi hırsı için memleketin geleceğini ateşe atamaz. Dönem fedakarlık dönemidir. Uzlaşma dönemidir. Basiret ve ferasetle davranma dönemidir. Dönem siyasi ayrılıkları bir tarafa bırakarak asgari müşterekler etrafında bir araya gelme dönemidir. Bizim nazarımızda vatanımızın bekasından, milletimizin birlik, beraberlik ve dirliğinden daha hayati bir kriter yoktur. Bunun için her fırsatta muhataplarımıza işbirliği çağrısı yapıyoruz. Bunun için hiçbir komplekse kapılmadan bizi sevsin sevmesin her kesime elimizi uzatıyoruz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki önce millet, önce memleket diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır. Bu şuurla hareket eden herkese kapımız açıktır. AK Parti olarak bugüne kadar ülkemizi ilgilendiren tüm konularda partizanca bir davranışın içerisinde olmadık. Türkiye'nin çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapmaya gayret ettik. Devletimizi güçlendirmekten, milletimizin imkanlarını genişletmekten başka hiçbir gaye gütmedik. Bugün de aynı hassasiyeti taşıyoruz. Vatanımızın bekasına yönelik her türlü iç ve dış tehdidi bertaraf etmekte kararlıyız. Türk demokrasisinin üstüne vesayet gölgesinin düşmesine müsaade edemeyiz. Ne gezivari sokak terörünün, ne çukur terörünün, ne de 15 Temmuz gibi ihanetlerin tekrarına izin vermeyiz, veremeyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı işte bu tehditlerin önündeki en büyük engeldir. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, dün partimizin 18. yaşını büyük bir coşkuyla kutladık. 14 Ağustos 2001 yılında Bismillah diyerek çıktığımız
hizmet yolculuğunda hamdolsun şanla, şerefle, iftiharla dolu tam 18 yılı geride bıraktık. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 18. yaşının ülkeme, milletime, demokrasimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu harekete gönlünü veren, bu hareket için yüreğini ortaya koyan herkese bir kez daha muhabbetlerimi gönderiyorum. Unutmayın, Gazze'den Somali'ye, Arakan'dan Türkistan'a, Afrika'dan Asya'ya, Balkanlara kadar dünyanın dört bir köşesinde AK Parti'nin başarısı için dua eden milyonlarca kardeşimize yine buradan selamlarımı iletiyorum. Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'nin tüm kademelerinde bu davaya gönül vermiş, hizmet etmiş, katkı sağlamış, görev almış, partimize oy vermiş tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Dar-ı Beka'ya uğurladığımız dava arkadaşlarımızın her birini özlemle anıyor, kendilerine Mevla'dan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Rabbim onların ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin inşallah. Bir siyasetçi için milletin sevdasından, milletin teveccühünden daha büyük bir bahtiyarlık yoktur. Rabbim bize girdiğimiz 15 seçimin tamamında bu gururu yaşamayı nasip etti. Rabbim sizlerle beraber milletimizin kahir ekseriyetinin de desteğini almayı bahşetti. Rabbim bize 10 yıllardır kaderine terk edilmiş 100 milyonlarca mazlum ve mağdurun duasını almayı lütfetti. 17 yılı iktidar olmak üzere tam 18 senedir Rize ile beraber tüm Türkiye'ye hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk günkü aşkla, ilk günkü sevda ile partimizi kurarken duyduğumuz o güzel heyecanla yolumuza devam ediyoruz. 18 sene önce yola revan olurken bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Bilkent Üniversitesi'nin, evet, o büyük salonunda. Hamdolsun bugün gönül rahatlığıyla artık hiçbir şey eskisi gibi değil diyoruz. Elhamdülillah. 18 senede ülkemizi Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarıyla, en büyük reform hamleleriyle tanıştırdık. Muhalefetin engellemeleri karşısında yılmadık, yıkılmadık. Ülkemize hizmet aşkımızdan bir an olsun taviz vermedik. Başkalarıyla değil, daima kendimizle yarışarak bugünlere geldik. Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu. Milletimiz yıllardır hasretini çektiği hizmet ve eser siyasetine yine bizim dönemimizde kavuştu. Özgüveni örselenmiş bir millet seneler sonra yeniden kendine güvenmeye, kendine inanmaya başladı. Üniversite kapılarında gözyaşı döken başörtülü kızlarımızın, meslek liselerinin, imam hatip okullarının karşılaştığı adaletsizlikler yine bizim dönemimizde son buldu. Bugün eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, dış ticarette, turizmde, savunma sanayinde, demokraside, hukukta, üretimde, hasılı hemen her alanda 18 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye var. Göreve geldiğimizde savunma sanayinin %20'sini yerli olarak üretiyordu. Ama bugün, evet, %70'ini biz üretiyoruz. Ve yıllık gelirimiz sadece savunma sanayi ürünlerinden elhamdülillah 2,5 milyar dolara ulaşmış vaziyette.
Bize insansız hava araçlarını dost bildiklerimiz vermiyordu. Bize silahlı insansız hava araçlarını dost bildiklerimiz, stratejik ortaklarımız vermiyordu. Ama kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Şimdi artık bunları biz üretiyoruz. İşte terörle mücadelede artık insansız hava araçlarımız teröristlere öyle Allah kan kusturuyor. Onları inlerine kadar takip edeceğiz dedik ve şu anda onları inlerinde, işte pençe 1, pençe 2, pençe 3 harekatında bunları biz kovalıyoruz, onlar kaçıyor. Ta Irak'ın kuzeylerine kadar kovalıyoruz. Gerektiğinde F-16'larla kovalıyoruz. Ve bu bir şeyi gösteriyor. Türkiye artık kendi ayakları üzerinde duruyor. İşte bugün Yusufeli'ndeydim. Arkadaşlarımızla beraber Yusufeli'nde, evet, Yusufeli Barajı'nın şu anda geldiği noktayı yerinde bir görelim dedik. Ortaya muhteşem bir eser çıkıyor. Ve bu eserle beraber en ufak bir şu anda enerji noktasında yarın biz birilerinin kapısında dilenci olmayacağız. Ve 7 baraj hepsi de şu anda ciddi manada bir enerji üretimi için birbirini adeta destekliyor. 2 milyar 200 milyon kilowatt saat orada enerji üretimi Yusufeli Barajı'nda. İnşallah önümüzdeki yıl orası gövdesi bitecek ve ardından da su tutmaya başlayacak. Ve bütün bunlar Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor. Artık biz doğalgaz alımında da seviyeyi daha da düşüreceğiz ve bugünkü doğalgaz alımına ihtiyacımız olmayacak. Belki de doğalgazı sadece evlerde ısınmada kullanacağız. İşte bunlar Türkiye'nin nereye geldiğini gösteriyor. Ama bunlar AK Parti ile geldi. Diğerleriyle bunlar olmadı. Ve yollarımız, işte can kurtaran tünelinden tutun, tüm Karadeniz'deki tünellerimize varıncaya kadar, bunlar Samsun'dan Sarp'a kadar hep bizimle oldu. Bizden önce bunlar yoktu. Biz dertliyiz. Bizim bu millete aşkımız var. Bu ülkeye aşkımız var. Bu millete olan aşkımız, bu ülkeye olan aşkımız bizi yollara düşürdü. İşte Ovit tünelini düşünün. Neydi, ne oldu? Ve oraya giderken o tünelleri düşünün. Neydi, ne oldu? Kardeşlerim, bugün Ege'de, Doğu Akdeniz'de haklarını savunan, menfaatlerini koruyan, donanması güçlü bir Türkiye var. Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimiz, gurbetçi kardeşlerimiz, iki Türkiye arasındaki devasa farkı gayet iyi görüyor, iyi biliyor. Yurt dışındaki 6,5 milyon insanımız, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koruyucu gölgesini her an üzerlerinde hissediyor. Aynı şekilde Rize'de üniversitesiyle, yollarıyla, hastanesiyle, eğitim öğretim kurumlarıyla, altyapı yatırımlarıyla, 18 yıl öncesiyle kıyası mümkün olmayan bir seviyeye ulaştı. İşte bugün hamdolsun üniversitemizin öğretim üyelerinin lojmanlarının açılışını yaptık. Gerçekten imrenilecek muhteşem bir konseptin açılışını yaptık. Ve burada profesörlerimiz, doçentlerimiz, doktorlarımız hepsi iskan olacak. Yani artık Rize'de konut var mı, yok mu? Orada konut sıkıntısı çekeriz mi, çekmez miyiz? Böyle bir durum yok. Diyoruz ki gelin, işte burada yeşiller içerisinde
hem huzurlu olun, rahat olun ve burada da 20 bin öğrencimizi size teslim edelim, onları yetiştirin. Kardeşlerim, AK Parti iktidarlarıyla beraber ülkemiz menzilinde ileri demokrasinin olduğu, kalkınmanın olduğu, barış, kardeşlik ve dayanışmanın olduğu yepyeni bir yola girmiştir. Büyük ve güçlü Türkiye, idealimizi gerçeğe dönüştürmemize hiçbir güç mani olamaz. Bilhassa terör örgütlerinin ve onların siyasi uzantılarının demokrasimizin imkanlarını kullanarak milli iradeye pusu kurmasına göz yumamayız. Meşru hedeflere gayrimeşru yollarla varılamaz. Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun tanımaz. Sandığı bölücü emellerin vasıtası kılmak ona yapılabilecek en büyük kötülüktür. Siyasetçiye yetki ülkesine, şehrine, ilçesine hizmet etsin, hizmet götürsün diye veriliyor. Bu milletin vermiş olduğu vergiler bu belediyelere, o illere, oradaki insanlara hizmet verilsin diye bu para onlara gönderiliyor. Eğer siz bunu o ile, o ilçeye değil de Kandil'e gönderecek olursanız, teröristlere gönderecek olursanız, kusura bakmayın, bizler de hukuk içerisinde idari kararları işletir ve sizleri kapıya koyarız. Şayet burada bir ihlal varsa, ihanet varsa, göz göre göre işlenen bir suç varsa, devletin görevi buna müdahale etmektir. Terör örgütlerinin siyaseti zehirlemesine, siyaset üzerinde baskı kurmasına, siyasi uzantıları aracılığıyla milletin hakkını gasp etmesine hiçbir yerde rıza gösterilemez. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. İşte en son İspanya, Katalonya'da bunun en güzel örneklerini ver. Nitekim devlet olarak daha önce bu konudaki tavizsiz tavrımızı ortaya koymuştuk. 31 Mart sürecinde ise hukukun ve anayasanın çizdiği sınırları herkese hatırlatmıştık. Diyarbakır, Mardin ve Van'da yapılan belediye başkan vekili atamaları hukuku, sandığı, millet iradesini korumaya yönelik meşru bir reflekstir. Demokrasiye inanan, demokratik kültürü özümseyen hiç kimse böyle bir adımdan rahatsızlık duymaz, duymamalıdır. Hal böyleyken bir dönem Gezi vandallığına sahip çıkmış, Çukur terörünü sahiplenmiş, 15 Temmuz ihanetine alkış tutmuş çevreler bakıyorsunuz sabah akşam utanmadan bu kararı eleştiriyor. 31 Mart seçimlerinde yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki parti beklendiği gibi milletten değil, millet iradesini hiçe sayanlardan yana tavır aldı. Maalesef birileri de bunlarla aynı çizgiye gelerek gerçek yüzlerini ve niyetlerini ifşa etti. Dile getirilen eleştirilerin vicdanla, insafla, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmakla hiçbir alakasının olmadığı açıktır. Biz şunu iyi bilin, amacın üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğunu biliyoruz. Çünkü milletimiz bunlara asla hayal ettikleri gibi bir imkan vermez. AK Parti'nin içinde gedi kaçma çabaları hep olduğu gibi yine boşa çıkacaktır, onu da söyleyeyim. İstedikleri kadar dolaşsınlar. Bunlardan önce de bu gayretlerin içerisinde olanlar oldu. Ne olduğunu biliyorsunuz. Anlatmama gerek var mı? Niye? Evet. Eğer niyet hayır olmazsa akıbet hayır olmaz. Bunların niyeti hayır değil. Bunların niyeti farklı. Dolayısıyla tabii ki dert burada sadece biz
acaba Erdoğan'ı 1-2 puan düşürmek suretiyle alaşağı eder miyiz? Bu nereye çalışmaktır? Bunlar şu anda projelere çalışıyor. Bu projelerin kimler olduğunu, olabileceğini sizler zaten tahmin ediyorsunuz. Biz bu partimizi 18 yıl önce milletimizle beraber kurduk. Biz sadece tabelasını astık. Ve Allah selamet versin, çalışmaları da İsmail Kahraman Bey'in evinde yürüttük. Ülkemizde 18 yıldır doğudan da batıdan da kuzeyden de güneyden de oy alan, destek gören, 82 milyonu tüm renkleriyle kucaklayabilen yegane hareket AK Parti'dir. Biz hesapların değil, aynı davaya inanan, aynı ideallere gönül veren, aynı sevdanın, aynı manevi iklimin buluşturduğu bir kadroyuz. İnşallah bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz. İlkelerimizden, kardeşliğimizden, bizi biz yapan kadim değerlerden asla taviz vermeyeceğiz. Kardeşlerim, şunu unutmayın. Sevgililer, sevgilisi, Peygamberimiz ne buyuruyor? El müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman o kimsedir ki elinden, dilinden, diğerlerinde emin olduğu insan. Şimdi bunlarda böyle bir şey kaldı mı? Kaldı. El başka çalışıyor, dil başka çalışıyor, gönül başka çalışıyor. Varsın çalışsın. Biz Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18 diyerek ilk günkü aşkla milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu temennilerle sözlerime son verirken, Rize'mizde belediye başkanlıklarını kazanan, belediye meclis üyeliklerini kazanan bütün arkadaşlarımın çok çok gayretli, samimi ama bir şey var. Kardeşlerim, tevazunun dışında asla gurura, kibire bizim partimizde yer yoktur. Asla bu noktada açık vermeyeceğiz. Bulunduğumuz makamlar, unutmayın, baki değildir. Bunlar geçicidir. Böyle olduğuna göre bizler de tevazu içerisinde olacağız, mütevazi olacağız ve tüm vatandaşımıza gerçekten samimi olarak davranacağız. Onlara efendi olmak değil, hizmet olma anlayışıyla, şuuruyla devam edeceğiz. Ve ben sizleri böyle görüyorum. Allah için de seviyorum. Ve Allah yar yardımcımız olsun inşallah. Sağ olun, var olun, afiyet olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, bir hususu... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale'de eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut'u telefonla arayarak taziyelerini iletti sayın seyirciler. O ana ilişkin görüntüleri paylaşalım şimdi sizinle. Acımız milletçe çok büyük ve özellikle başımız sağ olsun diyorum. Sağ Allah ol. Sabrınızı artırsın diyorum. Allah razı olsun. Bu vicdansız, bu vahşi, yani buna ne dersek yeridir. Ve ana haber bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.